Roma yazın çok sıcak olduğu için varlıklı aileler şehir duvarlarının dışına, şehirden uzak villalar yapmışlar. Şu an bu villalardan birinin içindeyiz. Villa Farnesina. Bu villanın çok güzel bir bahçesi var. Nehre bakan bu uzun oda, nehirden gelen serin havayla sıcak yaz gecelerinde insanların rahat nefes aldıkları bir yer haline geliyormuş. Odanın çevresindeki pencerelerde dekoratif freskler ve İtalya'ya ait doğa görüntüleri var. Tavanda yer alan freskteki astrolojik semboller adı Chigi olan ev sahibinin doğum gününü temsil ediyor. Chigi, Papa II. Julius zamanında Vatikan'ın finansal işlerini yürüten varlıklı bir bankermiş. Hatta onun için sadece varlıklı değil inanılmaz derecede büyük bir servete sahipmiş dersek sanırım daha doğru olur. Bu muhteşem villadaki en önemli resim Raffaello'nun Galatea isimli resmi. Galatea bir deniz perisiydi. Bu sahnede Homeros'un Odessa eserinde ve başka efsanelerde ismi geçen tek gözlü dev Polifimus onu kovalıyor. Resimdeki mükemmel torsiyon Raffaello'nun insan anatomisini gerçekten iyi bildiğini kanıtlıyor. Bu poz karmaşıklığı yüzünden Rönesans dönemini çağrıştırıyor belden dönmüş bir şekilde resmedilen vücut formlarına Michelangelo'nun köle heykellerinde de rastlanabilir. Yunuslar tarafından çekilen bir deniz kabuğuna binmiş. Yüzüne doğru esen kuvvetli rüzgar saçlarını ve üzerindeki pelerini yatay bir şekilde sola doğru savururken Yunusların gemlerini tutan ellerinin sağda duruyor olması vücuduna o zarif duruşu kazandırıyor. Kompozisyonda bir yandan diğerine çekilme teması defalarca işlenmiş. Etrafındaki diğer deniz perileri ve yaratıkları da onu başka yönlere çekmeye çalışıyor. Mesela ön taraftaki peri Galatea'yı sola doğru çekmeye çalışırken onu belinden tutan engel olan bir adam görüyoruz. Arka plandaki figürler de farklı yönlere doğru hareket ediyor. Tüm bu hareketliliği düşündüğümüzde bu esere barok bir eser diyemeyiz. Ancak resimdeki açıklık ve düzeni göz önüne alırsak bu bir Rönesans eseri diyebiliriz. Bu resim size de bir üçgen hatta piramit hissi vermiyor mu? Galatea üç figür grubuyla çevrilenmiş. Sağ tarafta periler ve yunuslar, ön kısımda meleğe benzeyen belki de küpit olan figürler, solda yine periler ve üst kısımda da oklarını ona doğrultmuş olan üç aşk perisi var. Resimde bütün bu döngüsel hareket yanında durağanlık ve dengede dikkat çekiyor. Aynı zamanda eğlenceli de. Üstteki aşk perilerine bir kere daha bakın lütfen. Sırtındaki ok kılıfıyla bir bulutun arkasına saklanan peri, sanki sinsice bu saldırıyı planlıyor gibi görünmüyor mu? Belki de diğer perilere ok veriyordur. Figürler bana Michelangelo'yu hatırlatıyor. Raffaello'nun Galatea ve buradaki öndeki figürün kaslarına nasıl vurgu yaptığını görebiliyor musunuz? Bu resimdeki fiziksellik ve kas yapısına verilen önem, aynı döneme ait bir eser olan Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu isimli eserinde yok. Venüs'ün doğuşunda denizden çıkan çıplak bir kadın figür var. Çizgilere çok bağlı olan Botticelli'nin aksine, Raffaello kaslara vurgu yapmak için gölge ve ışığı, aydınlığı ve karanlığı oldukça iyi kullanmış. Botticelli'nin bize sunduğu hafif figürlerin aksine bu figürlerin ağır olduklarını söyleyebiliriz. Botticelli'nin figürleri çok düz ve dekoratif olduğu için derinlik hissi de vermiyor. Buna karşın Raffaello'nun eserindeki erkek figürünün omzunun nasıl da bize doğru çıkmış göründüğüne dikkat edin. Bu kesinlikle Botticelli'nin daha dekoratif bir hava uyandıran resimlerinde görebileceğiniz bir şey değil. Son olarak bu resimleri gereğinden fazla ciddiye almamamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam, Rönesans döneminin klasik özlemini vurgulayan çok güzel resimler ama hepsi eğlence için yapılmış. Varlık ve aşk için. Bu temalar ev sahibinin ilgi alanlarıyla alakalı olmalı. Ev sahibi bu abartılı villayı zevkine göre hatta zevk için yapmış. Tabii onun sayesinde biz de bugün bu zevki biraz da olsa tadabiliyoruz.